Beşiktaş'la ilgili haberlerimiz ve gazete manşetlerimize baktıktan sonra günün ilk Skype bağlantısını yapacağız şimdi. O gün Şahinoğlu bizlerle birlikte, kendisiyle beraber Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. O gün hoş geldin yayınımıza, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Demet. Hoş bulduk. Seni sormalı. İnşallah iyisindir. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İstersen bu hazırlık maçıyla başlayalım. Gazetelerde en çok öne Tabii. çıkan haberler, haber o neredeyse Beşiktaş'la ilgili. 4 gol kaydedildi. Başarılı bir performans gösterildi ve tabii aranın ardından nasıl bir Beşiktaş izleyecek herkes bekliyordu bunu. Ve sence Evet. performanslar nasıldı? Bunu bir değerlendirmeni isteyeceğim. Özellikle Dele Alli kısmını da sormak istiyorum. Tabii. Dünkü maçta genel ağırlıklı yedek oyuncular vardı kadro içerisinde. Yani mesela sağ bekte Tayfur Bingöl'le çıktı Şenol Hoca maça. Sol bekte Montero'yu oynattı. Mesela bu tercih de farklı. Çünkü Montero sol bek oyuncusu değil. Onun dışında işte stoper ikilisi Wellington'la Emrecan Uzunan oldu. Önlerinde Berkay Vardar ki Berkay Vardar'dan Şenol Hoca çok şey beklediğini, yani yetenekli bir genç oyuncu olduğunu ifade etmişti imza töreninde hatırlarsınız. Redmond Muleka kanatları, önünde Dele Alli, Kerem Atakan Keskin ve Cenk Tosun. Yani kadro yapısına baktığımız zaman burada hep yani şansını iyi değerlendirmesi gereken çok sayıda futbolcu var. Son şansı olan futbolcular, bu formaya ilk 11'e aday olup performansı kötü olanlar, herkesin bu hazırlık döneminde şans bulacağını zaten Şenol Hoca belirtmişti. İkinci devrede de değişiklikler zaten oldu. Masuaku girdi vesaire. Ama burada dikkat çeken birkaç performans var. Bunların arasında tabii ki Dele Alli de var. Ama öncesinde Cenk Tosun mesela. Cenk Tosun atıyor, attırıyor. Devam ediyor yani. Aynı form grafiğini sürdürüyor. Resmi maç, hazırlık maç fark etmiyor. Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli gücü olduğunu gösteriyor bizlere ki yani Cenk formunu buldu, ritmini yakaladı. O sakatlıklardan sonraki süreçte hep Valerian İsmail döneminde Cenk'i biz hazır değil mi acaba diye sorguluyorduk ama hazır olduğunu Şenol Hoca ile birlikte görmüştük. Aynı şekilde devam ediyor. Muleka da keza öyle. İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Ki özellikle de ikinci devrede şöyle bir şey oldu. Yani maçın başlangıcında Cenk santrafor, Muleka sol kanattaydı. Redmond sağ kanadı kullanıyordu. İkinci devreye Şenol Hoca Muleka'yı santrafora kaydırıp Cenk'i kanat forvete kaydırarak bir pozisyon değişikliği yaptı ikisi arasında ve Beşiktaş'ın bu pozisyon değişikliği daha henüz ikinci devrenin başında etkisini gösterdi. Kısa sürede zaten fark 4'e çıktı. Burada Muleka'nın da Cenk'in de yeni pozisyonlarında yani ikinci devrede çıktığı pozisyonlarındaki değişiklikler olumlu etki yarattı. Beşiktaş adına güzel bir akşamdı tabii ki. Burada şansını iyi değerlendiren Dele Alli için çok daha güzel bir anlamda. Yani bence olumlu bir performanstı. Beğenmeyenler elbette olmuş olabilir ama ben önceki maçlarıyla kıyaslıyorum Dele Alli'yi. Biraz daha sorumluluk aldığını gördüm. Dün maçtaydım, çıplak gözle de izledim. Mesela orta sahadan top alıp rakip ceza sahası yayına kadar bu topu sürdüğünü, İşte 30-40, 30 metre, 25-30 metre mesafeleri kat ettiğini topla birlikte gördüm yani. Onun dışında mesela oyunda kaldığı süre boyunca Dele Alli sürekli olarak ön alan presinde, baskısında yerini aldı. Mücadeleyi hiç bırakmadı. Bir hazırlık maçı demedi yani buna. Yani 4-0 hazırlık maçı. İşte gideyim de rakip stoperlere, kaleciye baskı yapayım. Hani bazen futbolda böyle rahat davranabilir ama hiç o rahatlığa girmedi. Aksine çok sıkı çalıştığını gördüm ben saha içerisinde. Tabii özgüven kaybı yaşayan bir oyuncuydu. Bu özgüven kaybını da tercihlerine de yansıtıyordu. Bazen şut atması gereken yerde atamıyordu. O cesareti bulamıyordu belki de kendisinde. Ama dün biraz olumlu sinyaller verdi. Gelecek maçlarda eğer performansını yükseltirse daha da etkili olursa hücum hattında bu ama şut ama pas kalitesi vesaire bunları arttırırsa Şenol Hoca olumlu geri dönüş aldığı takdirde Dele Alli üzerine bir orta saha kurgusu yapacak. Çünkü Dele Alli kazanmak istiyor. Ve zaten taktiksel olarak bazı değişiklikler yapmayı düşündüğünü de söylemişti yani denemeler yapacağını. Bu denemelerde Dele Alli'nin yeri çok kıymetli ve önemli. Bunu da Şenol Hoca her gün kendisiyle
toplantı yaparak ona aşılamaya çalışıyor. Eğer karşılık bulursa bu takımı yönetecek olan isim Dele Alli olur. Ben ilk hazırlık maçında bıraktığı yerdeki durumuna da bakarak da olumlu sinyaller aldım. Şenol Güneş artık Dele Alli'ye dokunuyor diyebiliriz herhalde yavaş yavaş. Yani inşallah dokunur diyelim. Peki Babakars Fatih Karagümrük'te de bir hazırlık maçı yapılacak Cuma günü. Senin de bahsettiğin gibi farklı şeyler denemek istiyordu Şenol Güneş ve biz de geçtiğimiz günlerde zaten haberini yapmıştık. Acaba bu karşılaşmada da yine farklı şeyler görecek miyiz takımdaki oyun planıyla ve oyuncuların yerleriyle ilgili? Yani mesela bu maçta işte hani Cenk'le Muleka arasında bir 45'er dakikalık böyle, yani ilk devre farklı, ikinci devre farklı bir şey denedi. Olumlu olanı, mesela daha olumlu olanı ikinci devrede denedi. Yani Muleka ile ilgili özellikle. Muleka ceza sahası içerisinde kaldığı sürede çok daha etkili oluyor. Yani kanada çekildiğinde o kadar etkili bir futbolcu değil. Cenk kanatta da etkili, ceza sahasında çok daha etkili bir futbolcu. Ama Muleka'nın etkisi biraz azalıyor sanki kanatta. İşte onu santrafora çekerek iki oyuncunun da ikinci devredeki performansını arttırdı. Onun dışında Kerem Atakan Keskin de dün mesela fena bir maç çıkarmadı. Ama daha iyi olabilir. Şenol Hoca elbette denemeler yapacaktır. Sol bek konusunda da keza öyle. Yani dün Montero ile başladı. Sonradan Masuaku'yu aldı. Bazen Oğuzhan Akgün'ü de oynattı, hatırlarız. Orada Oğuzhan bir forvet oyuncusu. Normal şartlarda kanat forvet oynar. Sol bek denediği de olmuştu her iki hocanın. Ya Valerian İsmail de, Şenol Hoca'nın da sonrasında. Elbette değişiklikler olur. Orta saha kurgusuyla ilgili de öyle. Burada sakatlığı bulunan futbolcular var. Sakattan yeni dönenler var. Onların da iyileşmesiyle birlikte Karagümrük maçı ve sonrasındaki maçlarda farklı farklı oyun dizilimleri, planlamalar üzerinde çalışılacaktır. Yani Salih Uçan yoktu mesela dün. Josef de Souza yoktu. Bunların da dönüşleri bekleniyor. Peki transferle ilgili sen çok erkenden konuşmayı sevmiyorsun ama bugün neredeyse bütün gazeteler Vakame'den bahsediyor. Beşiktaş'la görüşme ihtimaliyle ilgili. İstanbul'a da geldi. Acaba böyle bir görüşme gerçekleşecek mi? Bir bilgi var mı? Açıkçası ben Beşiktaş tarafının Vakame ile ilgili şu ana kadar bir tasarrufta bulunduğu yönünde bir haber almadım. Kendileriyle de görüştüğümde öyle Vakame ile ilgili bir görüşme olmadığını, İstanbul'a kendilerini davet etmediğini söylemişlerdi. Yarın öbür gün olur, Şenol Hoca der ya İstanbul'a da geldi bir görüşelim. O zaman yeni bir gelişme olur benim için. Ama şu an itibariyle en azından Beşiktaşlı idareciler herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtiyorlar. Belki de başka bir kulüp için gelmiştir. Belki de. Peki son olarak bir Dünya Kupası'na gidelim. Beşiktaşlı futbolcuları da sana sormak istiyorum. Hollanda son 16 turuna yükseldi. Weghorst da 83'te sahnedeydi dün. Onun performansı nasıl buldun? Onun yanında bir de sayısı da değerlendirmeni isterim. Ya Weghorst'un performansını bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? Çok kısa süre alıyor. Evet. Oysa Hollanda milli takımının bir santraforu yok. Yani bir Vincent Janssen var, yakından tanıdığımız. Bir de Wout Weghorst var. Janssen ve Weghorst'u normal şartlarda ben Weghorst'u tercih ederim de Luis Van Gaal tercih etmiyor. Onun adına da bence şu an hayal ettiği gibi gitmiyor Dünya Kupası. Çok kısa süreler oluyor. Biraz daha o süresi artsa performansını değerlendirebileceğimiz unsurlar elde edeceğiz. Romanya sayısı için ise çok iyi bir başlangıç. Gerçekten. Yani Hırvatistan maçını da izledim. Sonra Belçika maçı. İki maçta da mesela çok iyi takım savunması vardı Fas'ın. Bu takım savunmasını yapan, hatta komple o takımın kaptanı, komutanı Romanya sayısında. Maçlarda müdahaleleri, böyle mücadelesi, hırsını gördüm. Yani birebirlerde de etkiliydi, hava toplarında da etkiliydi. Oyun kurulumunda zaten çok iyiydi. Yani Beşiktaş'ta da bu performans bekleniyor. Son birkaç haftada çünkü Saiz'le birlikte Tayyip Talha ikilisinin performansında ufak tefek düşüşler olmuştu. Derbide de bu en çıplak gözle yansıyan maç oldu bize. Beklerin performansı tabii ki çok önemli. Bakın, beklerin performansını stoperler etkiler. Stoperler beklerin performansını etkiler. Beşiktaş'ta Masuaku, Umut Meraş sol bekte. Sağda da Rose.
Son haftalarda o kadar kötüydüler ki artık yani hani bir yere kadar stoperler de açık kapatabiliyor. Sürekli stoperler üstüne yük binme durumu oluyordu. Şimdi Fas'ın sağ beki Hakimi, sol beki Mazrui. İki tane çok kaliteli oyuncu. Evet. O yüzden biraz daha rahat milli takımda. Peki, o gün çok teşekkür ederim. Sana iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler.